Samsung Galaxy Note. Samsung'un akıllı telefon sektörüne dahil olduğu yıllarda geliştirdiği bu özel seri, geleneksel tabletlerin işlevselliğini cep telefonlarına entegre edebilen tablet cihazlarının belki de tek başarılı örneğiydi. Standart bir akıllı telefonun yapabildiği her şeyi yapabilmenin yanında alışılmışın dışında büyük bir ekrana ve son derece yetenekli bir kaleme sahip olan Samsung Galaxy Note ailesi kısa bir sürede Samsung'un en önemli markalarından biri haline geldi. Duyurusunun yapıldığı 2011 yılında Galaxy Note sadece 2 ayda 1 milyon adet sattı. Ardı sıra her yıl yenilenen Note cihazlar aynı başarıyı sürdürdü ve satış rakamlarını katladı. Note serisi o kadar başarılıydı ki kullanıcı tarafında Android kullanmak için en çok arzulanan cihazların başında geliyordu. Ancak 2016 yılında üretilen bir model arzuların yerini endişe ve korkuya bıraktı. Elbette Samsung Galaxy Note 7'den bahsediyorum. Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. 2011 yılı akıllı telefon sektörü için en hareketli yıllardan biriydi. Dönemin en sevilen modelleri iPhone 4S, HTC Sensation, LG Optimus ve Samsung S2 gibi modeller bu yılda üretilmiş, henüz yeni yeni büyüyen tüketici pazarında yer edinmeye başlamışlardı. Aslında o dönem üretilen tüm modeller neredeyse benzer yapıya sahipti. Aşağı yukarı tüm telefonlar tam dokunmatik 4.5 inç ekran boyutuna ve alışılagelmiş akıllı telefon özelliklerine sahipti. Ekran boyutları o dönem için gerçekten çok büyüktü ve günümüzde alıştığımız 5 inç ve üzeri ekranlara neredeyse tablet gözüyle bakılıyordu. Zaten o dönem bu boyutlarda ekrana sahip telefon yok denecek kadar azdı. Pazarda çok fazla marka ve çok fazla model vardı. Haliyle rekabet bu ölçüde büyüktü. Ancak rekabete farklı açıdan yaklaşan Samsung, vizyoner bir bakış açısıyla yeni bir model üzerine çalıştı. Galaxy Note adını alan bu seri, Samsung'un amiral gemi serisi Galaxy ailesinin daha gelişmiş versiyonu olacaktı. Galaxy Note ailesi o dönem pek denenmeyen iki noktaya odaklandı. Birincisi çok daha büyük bir ekran, ikincisi bu büyük ekranı destekleyecek harici bir donanım, yani bir kalem. Net bir oranı olmasa da 5.5 ile 7 inç arasındaki ekran boyutları tablet cihazlar olarak kategorize ediliyordu. Yani telefon olamayacak kadar büyük, tablet olamayacak kadar ufaklardı. İşte Samsung ilk tablet cihaz denemesini Galaxy Note ile yaptı. İlk cihaz 2011 yılında tanıtıldı. Telefon dönemin tepe modeli Galaxy S2 donanımını bir adım daha öteye taşıyan geliştirmeler sunuyordu. Daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü bir ekran, büyük bir pil ve yeni bir S Pen isimli kalem. İlk başlarda insanlar kalemin gereksiz olduğunu düşünse de telefonla olan uyumunu gördüklerinde fikirlerinden döndüler. S Pen şaşırtıcı derecede iyi çalışan bir kalemdi. Elbette not almak, ekran görüntüsü kaydetmek, el yazısını dijitale çevirmek gibi basit özelliklere sahipti ancak dönemine göre iyi bir deneyim vaat ediyordu. İlk model satışa çıktığı 2 ayda 1 milyon adet sattı. Devam eden yılda ise 10 milyondan fazla telefon satıldı. Elbette bu büyük başarı Samsung'a akıllı telefon ürünleri için yeni bir yol haritası sundu. Buna göre Samsung her yıl yeni tepe model olan S serisi cihaz ve o cihazın üzerine koyan daha gelişmiş bir Note serisi cihaz üretecekti. Nitekim bu plan uygulamaya koyuldu ve 2011 yılından itibaren her yeni yıla Samsung yeni bir Samsung Galaxy Note modeli ekledi. Her yeni model bir öncekinden daha iyiydi ve satış olarak bir öncekinden daha iyi satıyordu. Note ismi Samsung için gerçek bir marka haline dönmüş oldu. 2015 yılına kadar gelinen süreçte yeni modeller çıktığı yılın son rakamı ile adlandırıldı. Ancak 2016 yılında Samsung isimlendirmede bir değişikliğe gitti. Bir önceki yıl peş peşe 5 ve 6 serisi cihazlar piyasaya sürülünce Samsung 2016 yılına 7 numara ile giriş yaptı. Tarihler 2 Ağustos 2016 yılını gösterdiğinde Samsung, Note ailesinin yeni üyesi Galaxy Note 7 modelini tüm dünyaya tanıttı. Tanıtımdan 17 gün sonra ise satışa sunuldu. Yeni model su geçirmez yapı, iki yanı kavisli ekran, dinamik HDR, iris tarayıcı, USB-C portu gibi dönemin gözde teknolojilerine sahipti. Ayrıca harika görünen bir yapısı vardı ve cam ile metalin birleşimi tasarımı tüm eleştirmenlerden tam not almıştı. Samsung Galaxy Note 7 önceki modeller gibi piyasaya güçlü bir giriş yaptı. Öyle ki ön siparişler ana vatanında 200 binden fazla kayıt ile rekor kırdı. Dünya genelinde de talep patlaması yaşayan cihaz yüksek talebe yetişemedi ve bazı ülkelere sevkiyatları erteledi. Telefona ilgi büyüktü. Milyonlarca insan yeni Note cihazına kavuşmayı beklerken ön siparişte telefona daha erken sahip olanlar telefonda bazı şeylerin normal gitmediğine şahit oldular. Eylül ayı bitmeden Amerika, Güney Kore, Yeni Zelanda gibi dünyanın farklı ülkelerinden telefonun pilinin çabuk bittiği, aşırı ısındığı ve şarj durumunda pilin patladığı gibi haberler gelmeye başladı. Samsung gelen ilk haberlere karşı
sadece 35 adet cihazı kapsayan ufak bir seride bu sorunlar yaşanıyor gibi bir açıklama yaptı. Bu cihazları belirlemek için ise bir IMEI kontrol sayfası sunuldu. Ancak sorun düşünülenin aksine çok daha büyüktü. Her geçen gün yeni bir patlayan Galaxy Note 7 haberi gündemi doldurmaya devam ediyordu. Amerika'da bir adam Note 7'sini şarj halinde aracında bıraktı ve dışarı çıktı. Geri döndüğünde ise telefon ve aracı yanıyordu. Bir kullanıcı şarjda bıraktığı Note 7'sinin döndüğünde ekranının eridiğine şahit oldu. Bu ve bunun gibi birçok haber gündemi meşgul etmeye başlayınca Samsung olayla ilgili ilk soruşturmayı başlattı. Soruşturma sonucunda sorunun Samsung SDI firmasının ürettiği pillerden kaynaklandığı duyuruldu. Buna göre pillerde tasarım kaynaklı gelişen bir kısa devre pillerin alev almasına sebep oluyordu. Bu durum üzerine Samsung 15 Eylül tarihinde tüm dünyada geri çağırma ve değişim programı başlattı. Geri gelen tüm telefonlara farklı bir firmadan alınan yeni piller takılacaktı. İade işlemleri başladı ve yeni pilli Galaxy Note 7 cihazlar tekrar müşterilere sunuldu. Ancak sorun düzelmedi. Patlama haberleri değişim programı süresince de devam etti. Amerika'da bir adam değiştirdiği Note 7 cihazının alev alması nedeniyle soluduğu duman sonrası hastaneye kaldırıldı. Southwest Airlines firmasına ait bir uçakta bir yolcu uçağa binerken cebinden düşürdüğü yenilenmiş Note 7'nin birden parlayarak alev aldığını gördü. Yolcuların ve mürettebatın zarar görmediği bu olay sonucunda duruma daha ciddi yaklaşan Amerika Federal Havacılık İdaresi Note 7 cihazların uçaklarda şarj edilmemesi ve tamamen kapalı tutulmasını zorunlu kılan bir açıklama yayınladı. Düşünün, dünya markası bir firmasınız, harika ürünler üretiyorsunuz ve süper bir telefon geliştirdiniz. Ancak üzerinde çalışılmamış bir hata nedeniyle bu cihaz olur olmadık yerde patlamalarıyla kullanıcıları canlı bir bombaya dönüştürüyor. Hatayı çözmek istiyorsunuz ancak sorun çözülmüyor, aksine sorun devam ediyor. O andan itibaren tüketici gözünde firmanız iyi telefon üreten firmadan patlayan telefon üreten firmaya dönüyor. İşte Samsung'un tam olarak başına gelen şey buydu. Değişim programı patlayan telefonların sorununu çözememişti. Galaxy Note 7 her geçen gün Samsung'a kabus yaşatır oldu. Değişimden önce tahmin edilen zarar 900 milyon dolardı. Ancak pil değişim sonucu sorunun devam etmesi öngörülen zararı 5 milyar dolara yükseltti. İşlem gören hisselerde ise Samsung 14.3 milyar dolar değer kaybetti. 9 Ekim tarihinde Amerika'nın 5 büyük operatörü gelişen olaylar neticesinde Samsung Galaxy Note 7 satışlarını durdurduklarını açıkladı. Bir gün sonra ise Samsung resmi bir açıklama yaparak tüm dünyada Galaxy Note 7 cihazlarının satışını ve değişimini durdurdu. Samsung bu duyurudan sonra telefon sahiplerinin cihazları Samsung'a geri iade etmelerini istedi. İade işlemi için ise telefonu satın alan kişilere alev almayan yanmaz koruyucu bir kutu gönderildi. Bu sayede iade sürecinde alev alabilecek ya da patlayabilecek cihazlar herhangi bir zarar vermeyecekti. Ancak bazı kargo firmaları buna rağmen Note 7'leri taşımak bile istemedi. İade süreci için Samsung müşterileri teşvik edecek kampanyalar sundu. Telefonları getirenlere ücret iadesinin yanında 100 dolar hediye çeki, farklı bir telefon değişiminde ekstra indirim gibi farklı seçenekler sunuldu. 14 Ekim tarihinde Amerika Federal Havacılık Dairesi kapalı bile olsa hiçbir Galaxy Note 7 cihazın uçaklara sokulmayacağını açıkladı. Samsung bu karara karşı havalimanlarında da cihazların iade alınabileceği standlar oluşturdu. Piyasaya hızla giriş yapan Galaxy Note 7 aynı hızdan daha hızlı şekilde piyasadan toplandı. Toplama işlemi her ne kadar sürdürülse de bazı kullanıcılar telefonlarını vermek istemiyordu. Samsung bu durum içinde cihazların Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantı özelliklerini kapatan, pilin %60'a kadar şarj olmasına izin veren güncellemeler yayınladı. Yeni Zelanda'da ise Note 7 ile eşlenmiş olan IMEI'lerin mobil bağlantıları engellendi. 23 Ocak tarihine gelindiğinde Samsung, Note 7 faciasının sebep olduğu sorunların sebebini detaylı araştırmaları sonucu tüm dünyayla paylaştı. Patlamalara sebep olan sorun pil elektrotlarının kısa devre yapmasından kaynaklanıyordu. Elektrotların çok dar bir alanda çalışılması ve yalıtımın yetersiz olması patlamaların asıl sebebiydi. Samsung, talebe yetişebilmek, yıl içerisinde cihazı erken piyasaya sunabilmek adına yeterli testleri gerçekleştirememişti. Yani bir nevi hızlı testten geçmiş cihazları piyasaya sunmuştu. Peki değiştirilen piller neden patladı derseniz, onlar da işin aceleye getirilmesinden dolayı patladı. Pilinin yenilenmesi gereken çok sayıda cihaz vardı. Sorun sadece pil kaynaklı olduğu için değişimle sorunun çözülebileceği düşünülmüştü. Ancak değiştirilen piller lehimleme esnasında zarar gördüğü için benzer bir komplikasyona maruz kaldılar. Haliyle onlar da aynı kaderi yaşamış oldu. Satışa sunulduğu 19 Ağustos'tan 10 Ekim tarihine kadar geçen 52 günde Samsung Galaxy Note 7 rüya gibi bir çıkışı kabusla sonlandırdı. 52 günde Samsung 2,5 milyon cihazı satışa sunduğu gibi geri topladı. Yaşanan olaylar şirketin değerinden 20 milyar dolar sildi ve teknoloji tarihinin en maliyetli ürünü olarak kayıtlara geçti. Dönemin Samsung mobil CEO'su kameralar karşısına geçti ve tüm dünyanın önünde eğilerek yaşananlar için özür diledi. Artık yeni cihazlarda çok aşamalı testlerin yapılacağını ve kullanıcı deneyiminin en iyi seviyeye ulaştırılması için çabalanacağını aktardı. İşte size dünyanın en pahalı başarısızlık hikayelerinden biri. Samsung belki de çok iyi bir cihaz üretti ki dönemine göre gerçekten süper yıldız olabilecek bir cihazdı Galaxy Note 7. Ancak sırf pazarda daha erken yer kapmak, müşterilere daha hızlı ulaşmak
ulaşabilmek adına es geçilen testler, üzerinde düşünülmemiş, çalışılmamış mühendislikler sonucunda böyle bir faciaya sebep oldu. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında Samsung artık Galaxy Note serisi cihaz üretmeyi durdurdu. Her ne kadar bu olay Galaxy Note markasına ciddi bir zarar vermiş olsa da bugün bu serinin bitmesinin sebebi bu patlama olayı değil. Zira telefonlar artık çok büyüdü ve Galaxy Note serisi en temel özelliğini standart hale getirmiş oldu. Dolayısıyla Samsung artık yeni modellerini Ultra adı altında üretiyor ve bundan sonra seriye de bu şekilde devam edecek. Evet, bir başaramayanlar videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir başarısızlık hikayesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarıyla kalın.